Değerli dava arkadaşlarım, milletimizin enflasyonla olan acı mücadelesi ne yazık ki her geçen gün daha da zorlaşarak devam ediyor. İktidar ise icraatlarıyla, daha doğrusu icraatsızlığıyla ekonomimizdeki krizi adım adım derinleştirmeye devam ediyor. Biliyorsunuz yeni ekonomi yönetiminin açıklamış olduğu bir enflasyonla mücadele programı hala yok. Geçtiğimiz aylarda açıklanan bir orta vadeli plan var. Hatırlarsınız, daha önce yine bu kürsüden onun da aslında bir plan değil, bir temenniler dizisi olduğunu söylemiştim. Nitekim zaman yine bize aklı çıkardı. İktidarın enflasyon temennisi geçtiğimiz hafta yeniden güncellendi. Merkez Bankası %58 olan 2023 sonu enflasyon tahminini %65'e çıkardı. Bakalım yıl sonuna kadar daha kaç kere güncelleme gelecek? Bakalım gelen güncellemeler milletimizin sokakta hissettiği gerçek enflasyona sonunda yetişebilecek mi? Değerli dava arkadaşlarım, memlekette herkes bir şekilde masraflarını kısıyor. Ama devleti yönetenler inatla masraflarını kısmıyor. Milletimiz artık enflasyona karşı kemer sıkmaktan nefes alamayacak hale geldi. Ama saraydaki zevkü sefa ortamı tüm hızıyla sürüyor. Enflasyon rakamlarına baktığımız zaman en başta gıda fiyatlarının artışını görüyoruz. Halbuki biz yıllardır tarımın, gıda üretiminin ve gıdaya erişimin ne kadar hayati olduğunu anlatıyoruz. Gıda güvenliğinin toplumların ekonomik ve sosyal güvenliği için en önemli faktörlerden birisi olduğunu söylüyoruz. İktidar ise yıllardır bu durumu anlamamakta ısrar ediyor. Üstelik her geçen gün tarım potansiyelimizi daha da vasatlaştıran politikalarına yenilerini ekliyor. Değerli milletvekili arkadaşlarım, geçtiğimiz hafta Kütahya'daydık. Tarımdan emeklilerimize iktidarın ekonomideki performansının vatandaşlarımızdaki karşılığını gördük. Ülkemizde siyaset milletten kopuk bir anlayışla yapılırken dedikodularla, koltuk kavgalarıyla, suni gündemlerle vakit öldürülürken biz her zaman olduğu gibi yine milletimize gittik, dertlerini dinledik, çilesine şahitlik ettik. Kütahya'da karşıma çıkan bir emekli kardeşim dedi ki, 7500 lira maaş alıyorum, kira 4000 lira, nasıl yettireyim? Kaybettiği eşinin emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir başka kardeşim de, dul kadının maaşı neden kesiliyor? Erkekler ölünce maaştan 1500 lira kesiliyor. Normalde emekliler 7500 lira alıyor. Erkekler ölünce maaş 6000'e düşüyor diye dert yandı. Bakın, bu durum gerçek bir garabet. Biz emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkartın. Asgari ücreti de güncel enflasyona göre düzenleyin diyoruz ama ülkemizde 7500 lira bile alamayan insanlarımız var. Yahu sizin hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Eşini kaybetmiş bir ev kadını 5800 lirayla nasıl geçinsin? Kirasını mı ödesin, faturasını mı ödesin, yoksa çocuklarının masrafını mı karşılasın? El insaf ya, ayıptır, günahtır. Kütahya'da Alayunt köyüne de ziyaret ettim. Oradaki muhtar kardeşimin ve kadınların anlattıkları da hem köylülerimiz için hem de Türkiye'nin geleceği için yürek dağlayacak cinsten. Köyde bulunan 2250 dönümlük birinci sınıf bir tarım arazisi Tarım İl Müdürlüğü tarafından üçüncü sınıf gösterilmiş ve değer düşürülerek kamulaştırma kararı alınmış. Üstelik köyde yaşayan vatandaşlarımızın %90'ı tarım ve hayvancılıkla geçiniyor. Bölgede şeker pancarı, mısır, arpa, buğday ve nohut gibi
birçok tarım ürünü yetiştiriliyor. Köyde bulunan tarım arazilerinin %80'i de sulanabilir arazi. Hatta kamulaştırma kararını kapsayan yerlerde sulama kooperatifinin su pompaları var. Yani köyde yaşayan çiftçilerimize destek verilip daha çok üretmeleri sağlanacağına, verimli toprakları ellerinden alınmaya çalışan, gözü beton bürümüş bir zihniyetle karşı karşıyayız. TÜİK'in makyajlı rakamlarında bile %71.99 olan gıda enflasyonunu düşürmek için tarıma daha fazla önem verilip tarımın önünü açacak politikaları hayata geçirmek yerine işleyen tarım arazilerine bile katakullilerle çökmeye çalışan rant arsızı bir zihniyetle karşı karşıyayız. Çökemedikleri yerler içinde utanmadan köylülerin araziye ulaşımını zorlaştırıp akıllarınca mobbing yapıyorlar. Böyle bir anlayış olabilir mi? Hayvancılık yapılan bu köyde onların mera olan arazileri de kamulaştırma sistemi içine alınmış.